Türkiye siyasetinde zaman zaman dış güçler etkili olmuştur. Hiç kuşkusuz. Hatta liderleri, evet, partileri net bir şekilde belirlemiş, evet, ve tercih etmişlerdir. Türk siyasetinin aktörlerini işte X parti iktidara gelsin veya gelmesin şeklinde bu tercihleri belirleyen güçler 3 Kasım seçimi olacağı takdirde olduğunu düşünelim. Evet. Nasıl etki edecekler ve bunların, evet, liderleri kim? Tercihler arasında. Şimdi bakın, geçen hafta buraya Amerika'nın en tanınmış yazar, gazeteci ve analistleri geldiler. Daha sonra siz de biliyorsunuz Diyarbakır'a gidildi. 37 tane. 37 NATO görevlisi, üst düzey görevlisiyle gidildi vesaire. Şimdi benim edindiğim izlenim, bu adamlardan bazılarıyla ben de görüştüm. Edindiğim izlenim şu: Avrupa Birliği olsun, Amerika olsun, Türkiye'de MGK'nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye demokrasisi konusunda ağırlığının çok fazla olduğu inancındalar. Bunu durmadan devreye sokuyorlar ve bir bahaneymiş gibi, bir problemmiş gibi bunu durmadan getiriyorlar. Bugünlerde daha da fazla getiriyorlar. Hatta neredeyse terfilere karışacak kadar boyutlara geldiler. Yani şu terfi etsin, şu general terfi etsin, bu etmesin diye isim telaffuz eder hale geldiler. Amerika ve İsrail. Şimdi dolayısıyladır ki Orta Doğu'daki bütün olaylar İsrail'in güvenliği için yapılır. Yani öncelik İsrail'in güvenliğidir. İsrail'in güvenliğine yönelik bir tehdit veya İsrail'in güvenliğini bozabileceğe yönelik herhangi bir girişim İsrail tarafından çok, Amerika tarafından engellenir. Türkiye'ye baktığımız zaman ilginç bir tablo var. Bugün şartıyla konuşuyorum. Bu adamların tamamına yakını ağız birliği etmişçesine Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın iktidara yürümesinden yanalar. Ve amaçları ne olabilir? Niçin böyle bir tercih yapıyorlar? Veya bu tercihte rol oynayan faktör nedir? Evet, neden Tayyip Erdoğan? Evet, demin söylediğim faktör. Diyor ki yaptıkları analizlerde Türk halkının diyelim ki %25-30'u kahir ekseriyeti, diğer partilere oranla kahir ekseriyeti Erdoğan ve grubunu seçerse efendim, bu grubun askerle ileride şu veya bu şekilde daha değişik zeminlerde mücadele etmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani çatışmasını sağlamak. Çatışmayı sağlamaya o kelimeler yok. Fakat dedikleri şu: bir yanda demokrasi adına Türk halkını temsil ettiği varsayılan bir siyasi partinin iş başına getirilmesi ve desteklenmesi, ona karşılık bu siyasi partiden ve o siyasi partinin, peki şöyle yapayım, tamam, evet, o siyasi partinin girişimlerinin askerler tarafından beğenilmeyeceği, onaylanmayacağı, dolayısıyla da Türkiye'nin destabilize edilebileceği, askerler en azından kendi içinde askerlerin ve Türkiye toplumunun da destabilize edilebileceği, yani istikrarsızlaştırılabileceği öngörülü onlar tarafından. Böyle bir olay gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? O siyasi parti bu tuzağa düşer mi, düşmez mi? Bunlar bahsi diğer. Adamların kafasındaki projeksiyon büyük ölçüde bu. Biz demokrasi adına demokratik kitleleri temsilen iş başına gelmiş olan bir kişi var, ama bakın şu askerlere. Bu askerler demokrasiye de çok yatkın değiller efendim. Dolayısıyla bakın buna kızıyorlar. Şimdi bunu dünya kamuoyuna anlatamazsınız siz. Numarası başlayacak. Burada dikkat edilen husus, AKP'ye baktığımız zaman İsrail konusunda en ufak bir açıklama yapmıyor. Aleyhte açıklama yapmıyor. Hiçbir açıklaması yok ve İsrail'in projeyi gayet iyi anlamış, Abdullah Gül başta olmak üzere diyebileceğim şekilde çok iyi anlamış projeyi ve hiç İsrail'le ilgili tek kelime konuşmuyorlar. Türkiye'nin ekonomik yapısıyla ilgili de tek kelime konuşmadıkları gibi o konuda da hiç ağızlarını açmıyorlar. Nitekim daha önce Erbakan döneminde de Abdullah Gül'ün İsrail'le ilişkileri çok daha kendine sıcak göre ve sıcak ve yakın ilişkiler içindeydi. Şimdi ez cümle sonuç olarak şu söylenebilir:
3 Kasım günü seçimler yapılır ise eğer, bu seçimlerden 4 Kasım gününde Amerikalıların ve İngilizlerin ve Avrupa Birliği'nin, üçlü bunları sayıyorum, iş başına gelmesini ümit ettikleri hükümet AKP. Bu hükümetle ileride hazırladıkları tuzak da bu. Bu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri bunları beğenmesin, aralarında bir tartışma ortamı olsun, iki taraf da buna düşer mi? Bu ayrı. Adamların projesi olarak gördüğümüz, görebildiğimiz bu. Bu o taraftan görülen, evet, manzara ve düşünülen, evet, hedef diyorsunuz.